Merhaba, bugünkü videomda size dövmelerimden bahsedeceğim. Daha önceki bir videomda söylemiştim, 8 tane dövmeye sahibim. Ama başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Dövme çok kişisel bir şey. Herhangi bir şekilde din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın insanlık tarihinin başından beri var olan bir şey. O yüzden ben dövmelerimi seviyorum. Eğer dövmeye bir şekilde karşıysanız ve bu videonun altına o tarz yorumlar yapacaksanız lütfen bu videoyu izlemeyin. Başka bir videoda sizinle başka konularda görüşürüz. Dövmenin ne olduğunu, ne tarz işlemlerden geçtiğini ve vücuda neler yaptığının gayet farkındayım. Farkında olmasaydım eğer 8 tane yaptırmazdım. Ben herhangi bir kötü etkisini görmedim. Herhangi bir kötü şeyle karşılaşmadım dövmelerimle ilgili. Ama dediğim gibi karşı olanlar olabilir, sevmeyenler olabilir. Bunun birçok sebebi olabilir. Abdest geçmiyor diye söyleyenler var, geçiyor diyenler var ve benzeri. Bu tarz konular tartışmaya çok açık. Ben sadece tartışmak değil de size bilgi vermek istiyorum kendi dövmelerim hakkında. Kronolojik sıraya göre başlayacağım. Öncelikle bacağıma yaptırdığım dövmeden bahsetmek istiyorum. Bacağıma yaptırdığım ilk dövme burada gördüğünüz pati dövmesi. Ben bu dövmeyi 17 yaşındayken yaptırmıştım ve bunun doğru olmadığını düşünüyorum şu anda. Keşke daha farklı bir yere, daha farklı bir şekilde yaptırsaymışım. O zamanki cehalet mi diyeyim, gençlik hırsı mı diyeyim, bu dövmeyi yaptırmak çok istedim ve yaptırdım. Dövmenin bir yanlışını gördüğünüzü düşünüyor olabilirsiniz. Ben bunu bu şekilde istedim. Çünkü pati hem benim hayvanlara olan sevgimi hem de ailemi temsil ediyor. Ve bizim küçük noktaları da saydığınız zaman tam olarak şu anda ailemin fertleri kadar ediyor. Halamlar, kuzenlerim ve benzeri. Hem hayvanlara olan sevgimi göstermeni hem de ailemi bir şekilde temsil etmenin böyle bir yolunu buldum. Ve oradaki büyük 4 tane patide annem, ben, babam ve abimi gösteriyor. Biz bir hayvanın 4 patisi gibiyiz. Ben böyle düşünüyorum. Yaptırmış olduğum ikinci dövmemi 18 yaşında yaptırdım. Bu ensemde gördüğünüz kurdele annemin bana verdiği hayatı temsil ediyor. Ben bu kurdeleyi çok severek taşıyorum. Bu benim sahip olduğum en büyük dövme. Bütün dövmelerim küçük benim. Bu en büyüğü. Sadece şunu söyleyebilirim ki gölgelendirme sırasında bu ensemdeki biraz acımıştı. Ama bacağımdakini de hiç acı hissetmedim. Ben acıya çok toleranslı biriyim sanırım. O yüzden. Ensemdeki ama beyaz çizgileri de olduğu için bayağı acımıştı. Üzerinden çok yıllar geçtiği için üzerinden geçirmem lazım. Ama yaptırdığım dövme sanatçısına ulaşamadığım için şimdilik böyle duruyor. Bir sonraki dövmem burada görmüş olduğunuz imza. Bu imza benim dedemin imzası. Şu fotoğrafta daha net görebilirsiniz. Dedem ben 6 yaşındayken vefat etti. Ve ben dedemle aramda o yaşıma rağmen çok büyük bir bağ oluştuğuna inanıyorum. Dedemin imzasını anneannemin evinde bulduğum bir kredi kartının arkasından bulup yaptırma kararı aldım. Bu onların hepsine sürpriz olmuştu. Ben bu dövmeyi çok seviyorum. Çok büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Benim bütün dövmelerim aslında hepsi çok büyük anlamları var benim için. Dövme yaptırırken zaten dikkat edilmesi gereken ve bence en önemli şeylerden biri yaptırdığınız dövmenin bir anlama sahip olması. Ben tribal dövmeleri ya da herhangi bir anlam taşımayan dövmeleri çok güzel bulmuyorum açıkçası. Benim için vücudunuza kazıtacağınız ve ömrünüzün sonuna kadar taşıyacağınız bir dövmenin mutlaka çok önemli bir anlamı olmalı. O yüzden dedemin imzasıyla başladım. Aile sevgilerine diğer dedem için yaptırdım. Sonsuzluk işaretiyle devam ediyoruz. Bu hem 8 benim uğurlu sayım hem de dedemin diğer dedem için yaptırdığım sonsuzluk işareti. Ben diğer dedemi hiç tanımadım ama babam gibi bir evlat yetiştirdiği için onu da çok seviyorum. Yani tanısaydım çok severdim muhtemelen. O yüzden burada da bir sonsuzluk işaretim var. Şurada daha net görebilirsiniz. Şurada La Vie Belle dövmem var. La Vie Belle Fransızca hayat güzeldir demek. Ben bu dövmeyi kendim aşağıya baktığım zaman şu şekilde göremiyorum. Bunu sadece aynada görebiliyorum. Ve benim bütün dövmelerim, en son göstereceğim hariç, hiçbirini kendime bu şekilde aşağıya doğru baktığım zaman kendimde göremiyorum. Sadece ayna karşısında görebiliyorum hepsini. Ben bir şeylerden çabuk sıkılan bir insan değilimdir. Ama sıkılma riskini göze almak istemediğim için bütün dövmelerimi bu şekilde daha özel yerlere ve daha göremeyeceğim yerlere yaptırdım. Bu La Vie Belle dövmemin amacı da kendimi her sabah uyandığım zaman, her aynaya baktığım zaman hayatın ne kadar güzel olduğunu hatırlatmak için yaptırdım. La Vie Belle dövmemi benim Fransızca çok iyi bilen, aynı zamanda çok sevdiğim Bahar diye bir arkadaşımla birlikte bulduk. La Vie Tabella filmiyle hiçbir alakası yok açıkçası. Ben bu dövmeyi yaptıralı yaklaşık 4 yıl oluyor. Yani 20 yaşındaydım bunu yaptırdığım zaman. Hoş geldin. Bir sonraki dövmem ise tam sağ omuzun üstünde yer alan annem ve babamın ismi. Annem ve babamın
ne kadar özel olduğunu onlara göstermek için değil de her zaman yanımda olduklarını hissettirmek için bu dövmeyi yaptım. Gerçekten çok seviyorum bu dövmeyi. Taşıdığım en anlamlı dövmelerden biri olduğunu düşünüyorum dedemin imzasıyla birlikte. Benim bütün dövmelerim biraz ailevi açıkçası. Çünkü bir insanın hayatında değiştiremeyeceği, değiştirmesi teklif bile edilemeyeceği en sevdiği şeyin ailesi olduğunu düşünüyorum. Aile benim için ne kadar onlar beni uzak görseler de çok önemli bir şey. Çok fazla belli etmesem de ailem benim için çok değerli. Ve yine bir aile dövmesiyle devam ediyoruz. Belimdeki 88 dövmesi ve yıldız. Ve bu belimdeki yıldızı ben daha önce küçüklük çağlarımda yaptırmıştım ve en pişman olduğum dövmemdi. Şu anda en sevdiğim dövmelerimden biri. Etrafında gördüğünüz o hatalar benim yaptırdığım yerle ve yaptırdığım zamanla alakalı. Bunu yaptırdığım zaman çok küçüktüm, dediğim gibi 17 yaşındaydım. Yine aynı zamanda yaptırmıştım. Daha sonrasında bu dövmeyi değiştirmek istedim. Üstünü kapattırmak istedim. Çıkarttırmak istedim. Ama çıkarttırmak yerine şöyle bir fikirle geldim. Abim benim Türkiye şampiyonu olmuştu basketbolda ve kazandığı takımın renkleri sarı siyahı, yıldızın içine ve dışına ve kazandığı forma numarası 88'de vücudumda taşımak istedim. Abimin de omuzunun üzerine bir tane 88 dövmesi var. Bu da abim için yaptırdığım bir dövme olmuş oldu. Ve gelecek olursak görebilecek misiniz bilmiyorum ama şurada taşıdığım küçük kalp dövmesine. Bu benim yaptırdığım en son dövmem. Bunu yaptıralı 1,5-2 yılı geçiyor sanırım. Uzun süredir dövme yaptırmıyorum ama birkaç tane daha dövme fikrim var. Gerçi çok fazla dövme yaptırmama kızan insanlar var hayatımda. Ama hiçbiri çok büyük ve çok abartı dövmeler olmadığı için ben rahatsız olmuyorum açıkçası. Bu dövmeyi ise çok özel bir sebepten, anlatamayacağım bir sebepten çok özel bir kişi için yaptırdım. Belki siz tahmin edebiliyorsunuzdur. Size dövmelerle ilgili en çok sorulan soruları cevaplayayım. Dövme acıyor mu? Evet, acıyor. Yaptırdığınız yerle doğru orantılı olarak değişiyor bu. Mesela benim ensemdeki dövmem tam kemik üzeri olduğu için çok acımıştı. Ama bacağımdaki dövmem hiç acımamıştı. Elimin üzerindeki dövmem deri çok ince olduğu için acımıştı. Ve buradaki dövmem yine acımıştı. Yani şöyle söyleyeyim. İnce derili ve kemik üzeri olan yerler çok fazla acıyor. Onun dışındaki yerler, bacaklarınız, üst bacak değil alt bacak, kollarınızın şuraları, daha kalın olan kısımları ya da şuraları, ama bir arkadaşım şurasına yaptırmış, iç koluna, orası çok acıdığını söylemişti. Bel olabilir ve benzeri, çok fazla bir acı hissetmiyorsunuz etinizin kalın olduğu yerlerde. Ama bu kişiden kişiye göre değişebilecek bir şey. Ben açıkçası dövmenin temiz ve güvenilir bir yerde yapılmış olması benim için önemli. Ben 2 sene önce yaptırdığım zaman ortalama fiyat düzgün bir yerde 120 lira açılış fiyatı gibi bir fiyatı var. Bu dövmenin büyüklüğüne göre değişiyor. Yani tahmin edersiniz ki buna verdiğim fiyatla ensemdekine verdiğim fiyat aynı değil. Ama ikisinin de açılış fiyatı, çünkü iğne fiyatı alıyorlar. Size gelecek dövme planlarımdan bahsedeyim. Eğer ileride bir anne olursam çocuklarımın ismini şuralarıma yazdırmak istiyorum. Atar damarımın üzerine yazdırmak istiyorum. Onun dışında Queen'in Bohemian Rhapsody şarkısının girişini belime yazdırmak istiyorum. Ama onun için biraz daha kilo vermem lazım. Birkaç tane daha dövme fikrim var. Ama dövme aceleye getirecek bir şey değil. Yaptıracağınız her dövmeyi en az 3-4 ay düşünün. Bir şeye karar verdikten sonra onu gidin geçici dövme olarak yaptırın. Benim yaptırmadıklarım konusunda bir pişmanlığım yok. Ama yaptırsaydım o şekilde çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Önce de söylediğim gibi dövme çok kişisel bir şey. Size özel, sizin için anlamı olan bir şey yaptırmaya bence özen gösterin. Yaptıracağınız dövmeciyi çok iyi seçin. Şu anda dövmelerini takip ettiğim ve çok başarılı olduğunu düşündüğüm iki kişinin linkini size aşağıya koyacağım. Onları Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bunun dışında dövmeyi trendle yaptırmayın. 90'larda çok trend olan gül dövmesi şu anda çok gülünç duruyor. O yüzden dediğim gibi sizin için çok özel olan bir şeyin, sizin için değişmeyecek olan bir şeyin dövmesini yaptırın. Ve bu dövmeyi yaptırdıktan sonra eğer lazerle çıkartmakla uğraşacaksanız bir lazer çıkartmayı size aşağıya koyacağım. Ne kadar zor olduğunu bir görün lazerle çıkartma olayının. Ve dövmeyi bir kere yaptırıyorsunuz ama lazerle çıkartmak hiç kolay bir şey değil. Yaklaşık 8-9 seans gitmeniz gerekiyor ve tamamen geçmiyor. 18 yaşının altındaysanız kesinlikle size dövme yaptırmanızı tavsiye etmiyorum. Gizli kaçak bir şekilde ben yaptırdım. Yaptırdığıma pişman değilim. Dövmemin şeklinden ya da yaptırdığım mantıktan pişman değil ama dediğim gibi çok daha güzel bir yerde olabilirdi. Bir sonraki dövmelerimi yaptırdığım gibi. Dövmelerimi ben Bakırköy'de yaptırdım. Birkaç tanesini Bursa'da yaptırdım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Umarım dövmelerle ilgili birkaç fikir edinebilmişsinizdir. Bana bir sorunuz varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Beni Instagram, Snapchat ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.